Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayimiz göğsümüzü kabartan en başarılı olduğumuz alan. Ama bu ülkede savunma sanayi konusunun ilgi çekme sebebi bu değil. Biz kapandığımız kabuğumuzdan çıkmaktayız şu anda. Yani tarihimizin hakkını verme yolunda ilerliyoruz. Tabi kendi sınırlarımız içindeyken sadece saldırılara cevap verip karşı saldırıya geçmiyorken dünya bize kısıtlı şekilde cephe alıyordu. Ne zaman ki biz tarihin bize yüklediği sorumluluğu yeniden hatırladık o zaman bize yavaş yavaş düşman olmaya başladılar. İşte Türkiye'de savunma sanayi haberlerinin ilgi çekmesi de bundan kaynaklanıyor. Biz hem silah hem manteri bakımından güçlü olmak zorundayız hem de her şeyin yerlisini üretmek zorundayız. Çünkü bağımlı olduğumuz her ürün bize karşı silah olarak kullanılabiliyor. Özellikle son birkaç yılda bunu çok daha iyi anladık. İşte bu yüzden savunma sanayiinde yeni haberler demek bir alanda daha bağımsız Türkiye yolunda ilerlemek demek oluyor. Ve bugün bu yolda atılan 3 yeni adımı konuşuyoruz. Birincisi Atmaca Gemi Füzemizin karadan atış testinin yapılması. Bunun ardından konumuz Akıncı TİHA'dan LGK-82 atışı. Son olarak da siperi konuşuyoruz. Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri uzun menzilli hava savunma sistemiydi. Bu yüzden de 2018 yılında siper sözleşmesi imzalandı ve bu projeden bu hafta çok güzel haberler geldi. Gemisavar füze elbette bütün devletler için önemli bir mühimmat. Ama bizim için çok daha kritik ve değerli. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ve kara sınırlarımızda ne kadar tehdit varsa kıyılarımızda da o kadar tehdit var. Düne kadar sadece Adalar Denizi'nde Yunanistan'la gerginliklerimiz vardı. Tabi o gerginlikler bir yere kadar ciddiye alınıyor. Çünkü Yunanistan bizim karşımızda tam olarak bir devlet bile sayılmaz. Ama son yıllarda Doğu Akdeniz'de ciddi gerginlikler yaşandı ve bu gerginliklerde bir tarafta biz vardık. Bir tarafta Hatta neredeyse dünyada sayabildiğiniz bütün büyük güçler bu yüzden de donanmamızın gücüne güç katacak yerli gemi savar füzemiz Atmaca çok önemliydi ve zorlu bir sürecin sonunda üretildi. 2021'de donanmamıza teslimatları başladı ama durmadık. Geliştirmek için üzerinde çalışmaya da devam ettik. Denizaltılardan atılacak versiyon, dikey atım sistemlerinden atılabilecek versiyonlar derken iki gün önce karadan atılan versiyonundan haber geldi. Savunma Bakanlığımız kara konuşlu Atmaca gemi savar füzesinin Karadeniz'de denizdeki bir hedefe ateşlendiğini duyurdu fırlatma sistemi 8x8 bir araca konuşlu 4 adet atmaca füzesini kapsıyor. Gemi savar füzelerin karadan kullanımı zaten bilinen bir olay. Şu an bizim kullandığımız Harpun ya da Exocet gibi atmaca ile aynı sınıftaki gemi savar füzelerinde kara konuşlu versiyonları var. Hatta daha dün Yılan Adası'nı konuşmuştuk. Ukrayna Yılan Adası civarını Rus gemilerine dar etti. Bunu yaparken en çok kullandığı sistemlerden biri de kara konuşlu gemi savar sistemiydi. Hatırlarsınız Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi olan Moskova kruvazörünü vurmuşlardı. İşte onu da yine böyle bir gemi savar füzeyle vurdular. Yani gemi savar füzelerin modern savaş konseptinde çok yaygın olarak kullanılan bir şekli bu. O yüzden bunun Türkiye'nin kıyı savunmasına büyük katkıları olacak bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Atmaca Roketsan tarafından geliştiriliyor. Uzunluğu 5 metre civarı, 750 kilogram ağırlığı var ve menzili 220 kilometre. Yani Adalar Denizi'nde sınırlarımızdaki bütün Yunan adalarının etrafı bu füzelerle çok kolay bir şekilde vurulabilir. Herhangi bir savaş durumunda Yunanistan adalara lojistik destek sağlayamaz. Atmaca'nın aktif RF arayıcı başlığı ve 220 kilogram ağırlığında harp başlığı var. Hedef güncelleme, görev iptali gibi yeteneklerin tamamına sahip, gelişmiş veri bağı sayesinde bu tarz modern özellikleri bünyesinde barındırıyor. Dediğim gibi zaten donanmamızda geçen yıldan beri kullanılan bir sistem ve bizi Amerika'ya olan bir bağımlılıktan daha kurtardı bu proje. Bu haftanın ikinci haberi ise Bayraktar Akıncı TİHA'dan geldi. Akıncı yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan LGK-82 ile test atışı yaptı hedefini de tam isabetle vurdu. LGK Aselsan tarafından geliştirildi. MK-82 ve MK-84 bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren bir lazer güdüm kiti. Bu kit sayesinde bahsettiğim bombalar hem sabit hem hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetle vuruş yeteneği kazanıyor. Ve bu sayede kör atışlar tarih oluyor. Yani ikincil hasar minimuma iniyor. LGK 82'nin 12 kilometre menzili var. Vuruş hassasiyeti 10 metre. MK 82 ve MK 84 mühimmatları için bu hassasiyet çok büyük başarı. Ve bu başarıya bu hafta Akıncı TİHA'da ortak oldu. 1 Temmuz Cuma günü Akıncı Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalandı test boyunca ortalama 30 bin feet irtifada bulut üstünde uçtu. Bulut altında uçan bayraklar TB2 hedefi lazerle işaretledi. Akıncı da bu hedefi LGK-82 ile başarılı şekilde vurdu. Ve LGK-82 ilk defa bir insansız hava aracı platformundan atılarak görevini başarıyla tamamlamış oldu. Zaten Akıncı inanılmaz bir mühimmat çeşitliliğine sahipti. Buna yeni bir mühimmat daha eklenmiş oldu. İnsansız hava araçlarımızla yapılan bu tarz testler ve tatbikatlar insana ayrı bir heyecan veriyor. Mesela bu sene Seferihisar'daki Efes 2022 tatbikatında çok hoşuma giden bir atış yapmıştı Akıncı. Batman'da konuşlu olduğu üstten kalktı. Seferihisar'daki Doğan Bey atışlı tatbikat bölgesinde belirlenen hedefleri vurdu ve Batman'daki üstüne geri döndü. Bu tatbikata katılmak için İzmir'den de havalanabilirdi. Ama bu katılımın Batman'dan yapılması ayrı bir öneme sahip. Akıncı'nın yeteneklerini göstermesi bakımından çok değerli bir hareketti bence. Zaten böyle tatbikatlarda kendilerini göstermeleri ve savaş sahalarında bütün dengeleri kullanıcılarının lehine değiştirmelerinden dolayı Baykar'ın İHA'ları ilgi odağı oldu. Akıncı için şimdiye kadar 4 ülkeyle Bayraktar TB2 için 22 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. TB2'ler düzenli olarak teslim ediliyor. Akıncılar da 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak. Ve işte teslim edildiği müşteriye artık yeni bir mühimmat seçeneği olarak LGK 82'de sunulacak. Bunların dışında bir önemli haber de siper hava savunma sistemimizden geldi. Bu konuyla ilgili haberler ayrıca bir öneme sahip. Çünkü şu an Türkiye'nin ciddi bir hava savunma ağına ihtiyacı var. Yani sadece uzun menzilli hava savunma sistemi demiyorum. Alçak irtifadan yüksek irtifa ve füze savunma sistemine kadar bütün sistemlerin birbirlerine entegre olarak çalıştığı bir hava savunma ağından bahsediyorum. Zaten Türkiye'de şu an bunu kuruyor ve bu ağın en önemli bileşeni şüphesiz ki siper olacak. Siper bütün versiyonlarıyla tam olarak hizmete girdiğinde bizim yüksek irtifa hava savunması için F-16 kullanma ihtiyacımız tamamen ortadan kalkacak. Evet Rusya'dan tedarik edilen S-400 sistemiyle bu ihtiyaç büyük ölçüde giderildi zaten. Ama her şeyle yerli bir sistem olmadan kendimizi tam anlamıyla huzurlu hissedemeyeceğiz. İşte Siper o huzurun adresi olacak. Ve dediğim gibi bu hafta bu sistemden yeni bir haber geldi. Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir bir televizyon programına katıldı ve orada Siper Blok 1'in menzilinin 100 km olduğunu aktardı. Ve yine orada aktardıklarına göre Siper'in testleri yapıldı. 75 km menzilli füze hazır ve 100 km menzili görebilecek durumdayız. Şu an Siper Blok 0 test ediliyor. Bunun abileri geldikçe hem irtifa hem de menzil daha da artacak ve en güzel haber şu ki balistik füzelere karşı savunma kabiliyeti üzerinde de çalışılıyor. Bugün konumuz olan Siper Blok 0 2023 yılında envantere girecek. Blok 1 ve Blok 2 2025 yılında devreye alınacak. En çok heyecan veren antibalistik sistem ise 2028 yılında ordumuzun envanterindeki yerini alacak inşallah. Zaten o dönem geldiğinde milli savaş uçağımız da envanterimizde yavaş yavaş boy göstermeye başlamış olacak. Düşünün hava savunma anı tamamlamış ve milli savaş uçağına sahip olan bir Türkiye. Bu bölgede bütün taşlar yerinden oynar. Sadece insansız hava aracı teknolojimizle neler yaptığımızı biliyorsunuz bunların neleri değiştireceğini benim söylememe gerek bile yok. Bugün geçtiğimiz hafta içinde yaşanan 3 yeni gelişmeyi konuştuk. Bunlar gerçekten insana heyecan veren gelişmeler ve inşallah bundan sonra her hafta böyle yoğun bir savunma sanayi gündemine sahip oluruz. Çünkü hedefimiz her alanda tam bağımsız Türkiye'yi kurmak ve kısa zamanda bütün bağımlılıklarımızdan kurtulacağız inşallah. Allah'a emanet olun.